Erdoğan, Bahçeli ve Soylu çağrı yapmıştı. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas itiraz etti. Marmaris'te orman yangınlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Bakan Soylu'dan peş peşe idam çağrısı gelmişti. Sabah yazarı Mehmet Barlas'tan itiraz geldi. Sabah gazetesinin baş yazarı Mehmet Barlas, Marmaris'teki yangından sonra MHP lider Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen idam tartışmasına karşı çıktı. Barlas, idamı yeniden tartışmanın ormanların yakılması kadar kötü olduğunu söyledi. Barlas, Hukuk ve İdam başlıklı yazısında şunları kaydetti. Türkiye'de idam cezası olmadığı için Marmaris ormanları katilinin yeterli cezayı alamayacağı söyleniyor. Bu söylentiler bir açıdan doğru olabilir. Gerçekten bu psikopat kundakçı, 3-5 yıl içinde cezaevinden çıkıp hayatına kaldığı yerden devam ederse bu durum bütün vicdanları yaralar. Ki böyle bir ihtimal de var, ancak idam, geri dönüşü olmayan bir cezadır. İşlenen suç ne kadar ağır ve kötü olursa olsun düzeltme imkanı olmayan bir ceza hiçbir insana verilmemelidir. Elbette kundakçıların, katillerin, teröristlerin olabilecek en ağır cezayı almalarını istiyorum. Ama bu vesileyle idamın yeniden tartışılır olması, ormanların yakılması kadar kötü bir şeydir. Size vicdanları yaralayan bir karardan daha bahsedeceğim. Medyadan takip etmişsinizdir. 15 Temmuz darbe girişimine katılmak için Yalova'dan mühimmatlarıyla yola çıkan, ancak İstanbul girişinde gece saat 02'de göstericiler tarafından engellenen askeri öğrenciler, Yargıtay kararıyla tahliye edildi. Göstericilere takılmadan darbe girişimine katılmayı başaran 55 öğrencinin tutukluluğu ise devam ediyor. Yerel mahkeme ve istinafın kararına rağmen Yargıtay, darbe olduğunu bilmiyorduk diyen askeri öğrencilere inanmış. Yargılama süreci boyunca FETÖ'cülerin tam desteğini alan bu öğrencilerin aileleri, TV yayınlarında FETÖ sempatilerini hiç inkar etmemişler. Öğrenciler de etkin pişmanlık yasasından yararlanmamışlar. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda örgütle iltisaklı oldukları çok açık. Buna rağmen tahliye edildiler. 15 Temmuz Derneği, bu kararın takipçisi olacağını açıklamış. Elbette takip etmeleri gerekiyor. Bu öğrenciler suçludur suçsuzdur demiyorum ama aynı konumda olan kişilere farklı cezalar çıkması da vicdanları yaralıyor.